Gübretaş tarafından Türkiye'nin farklı noktalarında yürütülen bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında stratejik bir ürün olan zeytinde verim ve kalitenin artırılması amacıyla Mersin'in Mut ilçesinde model üretim alanı kuruldu. Zeytin Mut için iyi bir gelir kaynağı, ekonomisi iyi. 15 bin metrekare alanda 7500 metrekaresinde bir deneme kurduk. Ağaçlarımız 20 yaşına yakın verimli ağaçlar, gemlik yağlık tipi bir cinsimiz var. Ben kendim yıllık 50 ton civarında zeytin alıyorum. Zeytinimin bölümünü Gübretaş gübreledi, bir bölümüne kendim baktım. Onların kendi gübre verdiği bölüm biraz daha farklı oldu. Buradaki amacımız çiftçinin en az maliyetle en yüksek verim alabilmesini sağlamak. Toprak analiz sonuçlarına göre uygulanan besleme programı hasada kadar titizlikle takip edildi. Böylelikle hatalı gübre kullanımından kaynaklı çiçek dökülmelerinin önüne geçildi. Bir besin maddesinin fazla verilmesi haliyle toksit yapıyor bitkiye. Özellikle fazla azot ya da fazla fosfor yüklemesinde zeytin çiçeklerinde dökülme olur. Hava sıcaklıkları çok yüksek seyretmesine rağmen bitkiler dirençli gelişti ve sürgün oluşumu daha erken gerçekleşti. Çok çok fark etti. Bir 10-15 santim sürgün attı meyveden sonra. Üzerinde biraz sarılıklar vardı, onlar geçti. Meyvelerin kalitesi de iyi, rengi de iyi. Oldukça sıcak bir mevsim geçirdik. Ama sıcaklara nazaran bitki yaptığımız uygulamalarla tutunmayı bildi. Çiçek yapısını korudu. Tabii çiçek yapısını koruyunca da haliyle bu meyveye dönüştü. Meyvede de şu an karşılığını alıyoruz. Geçen yıl 35 kilo civarındaydı ağaç başı ortalama. Bu sene 60 kilo civarında çıkıyor yani şu anda. Model üretim alanından bilinçli besleme programı sayesinde 13 ila 15 kalibre ağaç başı 65 kilogram zeytin hasat edildi.